Masum diyor ki, Elbistan'ın yüzünden usanmadım tozundan. Yani bilirsiniz, Elbistan Ovası düz ve kuru bir alandır. Yazın toz göklere çıkar, insanların yüzlerine yapışır ve insanlar tüm o kıraç toprakları hayatları pahasına terk etmezler ve bir bağlılık içerisindedirler. Dirileri nasiplenmese de ölülerini o topraklara göndermek suretiyle bağlılıklarını bir şekilde dile getirirler. Şimdi bunun böyle olmasının ana sebeplerinden bir tanesi buranın köklü tarihi geçmişiyle ilgilidir. Eğer Elbistan'ın tarihteki yerini bilmez isek aslında Türkiye'deki Alevilerin durumunu da izah etmekte ciddi bir şekilde zafiyet yaşarız. Ve uzun yıllardır aslında en temel Alevi hareketinin de zaaflarından bir tanesi bu bölgenin tarihiyle ilgili bir araştırma yapmaması ve bu bölgeyle ilgili olan tarihi gerçekliklerin her zaman inkar edilmesi veya görülmemesi olarak okumak gerekiyor. Benim açımdan Maraş diye bugün telaffuz edilen ama tarihi geçmişiyle Elbistan olan bu bölge Alevilerin özellikle Anadolu Aleviliği diye belirlediğimiz ya da izah etmeye çalıştığımız ya da Cumhuriyet sonrasında telaffuz ettiğimiz bölge için son Alevi yerleşkesidir. Son Alevi hükümranlığının merkezidir. Elbistan aslında Alevilerin Anadolu Aleviliği açısından son başkentidir. Ve 1522 yılına kadar da bu misyonunu gelgitlerle sürdürmüştür. Ve 1522 yılından sonra Yavuz Sultan Selim'in bu alandaki askeri hakimiyetiyle birlikte Alevilerin bu homojen yerleşkesi dağıtılmaya başlamıştır. Maraş 1500'lü yıllarda yani 15. 16. yüzyıldan bu yana katliamlara ve isyanlara merkezi anlamda güç katmış bir bölgedir. Şimdi bu bölgenin özellikle ben Osmanlı kaynakları üzerinde derinlemesine bakıldığı zaman bol miktarda tarihi bilgiye ulaşırız. Eğer Osmanlı kaynaklarından uzak durursanız bu bölgenin durumunu da izah etmekte zorlanırsınız. Alevi katliamlarının ve Alevilerin nefretle almış oldukları Yavuz Sultan Selim'in annesi, öz annesi Elbistanlı'dır. Yavuz Sultan Selim 1522'deki Elbistan üzerine yürüdüğü zaman Çaldırın'a doğru ordular hareket ederken buradaki Alevi güçleri ve Aleviler özellikle Kürecik, Alkaz ve yukarıya doğru Adıyaman'daki Aleviler Yavuz Sultan Selim'in ordusuna karşı arkadan ikmal yollarını kesmişlerdir. Bu vesileyle Yavuz önce bu bölgede büyük bir katliam yapmıştır ve ardından da Çaldıran'a doğru yürümüştür. Mesela biz Aleviler şunu biliriz. Her zaman Aleviler, Alevi kurumlarımızın toplantılarında şunu dile getirilir. Ebu Suud Efendi'nin vermiş olduğu fetvada der ki 7 tane kızılbaşı öldürerek cennete gider. Arkadaşlar fetvanın orijinali böyle değildir. Fetvanın orijinali aynı şu cümleyle başlar. Elbistan'daki Kızılbaş taifesinden 7 kişiyi öldüren cennete gider. Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan katliam ve 40 bin Alevi'nin öldürüldüğü söylenilen katliam Elbistan merkezidir ve bu katliamın Elbistan merkezi dışında kalan kısmı Konya Karaman'dır. Bu katliam sonrasında sağ olanlar
ya da sağ olan kurtulanların birçokları aynı Dersim katliamında olduğu gibi göçe tabi tutulmuşlardır. Bugün Çorum'daki Kürt Alevileri, Yozgat'taki Kürt Alevileri, Kıbrıs'taki bugün Bektaşiler Maraş göçmenleridirler. Osmanlı kayıtlarında tüm bunların verileri, sayıları yerleşkelerle birlikte vardır. Diğer bir nokta ise Yavuz Sultan Selim döneminde başlatılan bu hareketle birlikte Alevi hareketinin ikiye bölünmesi gündeme gelmiştir. 1500'lü yıllardan itibaren Alevilik içerisinde devletle yürüyen bir ana kol, yine devlete karşı direnen ikinci bir kol ortaya çıkmıştır. Ve o örgütlenme bugüne kadar da aynı çelişkileri derin bir şekilde yaşayarak bugüne gelmiştir. Hacı Bektaşi Veli'den ayrı olmak üzere Balım Sultan öncülüğünde Bektaşilik adı altında Hacı Bektaşi Veli ile hukuku olmayan bir tarikatlanma örgütlendirilmesi saraya bağlı olarak geliştirilmiş ve bütün atamaları 1836'ya kadar bu devşirme Bektaşiler üzerinden yürümüş. 1836'dan sonra da Nakşişehir'e atamak suretiyle ki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte Bektaşi dergahı da yasaklanmış ve Hacı Bektaşi Veli'nin türbesi bugün aslında 1836'dan bu yana yasaklı ve işgal altında olan bir durumdadır. Daha sonra bu yasak Cumhuriyet'le birlikte devam etmiş ve hala da günümüzde bu yasak devam etmektedir. Bu anlamıyla Hacı Bektaşi Veli'nin türbesi ya da dergah Cumhuriyet sonrasında değil Yavuz Sultan Selim döneminden beri bir işgal altındadır. Bu da 400-500 yıla varan bir işgali temsil etmektedir. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim döneminde ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkarılan kararnameler ve kanunlarla Elbistan bir siyasal merkez olmaktan çıkarılmıştır ve yasaklı şehir haline getirilmiştir. Elbistan isminin coğrafyada, sarayda kullanılması yasaklanmıştır. Fermanla yasaklanmıştır. Saraya bir insanın sorunlarını bildirmek için gelebilmesinin tek temel şartı onların kendilerini Mereşliyiz diye tanıtmaları karşılığında kabul görebilmiştir. Çünkü Osmanlı tarihçilerinin ana belirledikleri husus şudur ki kayıtlarda fitnenin, fesatın merkezi olarak Elbistan kayıtlara geçmiştir ve 19. yüzyıla kadar irili ufaklı ki kayıt, Osmanlı kayıtları böyle diyor ya da Osmanlı tarihçileri böyle yazıyorlar. İrili ufaklı bütün ayaklanmaların merkezinde Elbistan vardır diye geçer. Şimdi Elbistan nüfus olarak Türkiye'nin birçok ilinden büyüktür. Şu anda 170 bin nüfusu var. Ve Maraş merkezine de 180 kilometre uzaklıktadır. Ama Elbistan'ın il olması konusunda yürütülen tüm çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Devleti merkezi otoriteleri tarafından da itibar edilmemiştir. Çünkü Osmanlı siyasal geleneği içerisinde Elbistan'ın siyasal bir merkez olarak tanınmaması siyaseti Cumhuriyet'le birlikte devam ettirilmiştir. Ki Elbistan'ın arındırılmış göçmenlerle kimliksel değişime uğratılmış olması hali bile bu durumu değişmesine vesile olmamıştır. Yani Elbistan merkezi içi bugün ağırlıkta Sunni, ulusalcı, milliyetçi kesimler hakim olmasına rağmen onların da talep etmesine rağmen burası bir merkez haline getirilmemiştir. Neden getirilmemiştir? Pergeli isterseniz Elbistan'ın ortasına koyunuz ve bir yuvarlak çiziniz. Çizdiğiniz zaman göreceksiniz ki homojen bir Alevi nüfusu vardır
homojen bir Kürt Alevi nüfusu vardır. Adıyaman, Antep, Kayseri, Sivas ve Malatya hattı Elbistan'ın etrafında örülmüştür ve dediğim gibi 19. yüzyıla kadar bütün direnişlere, isyanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu durum itibariyledir ki eğer Türkiye'deki devrimci ve sol hareket Türkiye'de gerilla mücadelesi vermek istedikleri zaman bu bölgeyi uygun bir alan olarak görmüşlerdir. Oysa ki Karadeniz'in dağları derindir, vadileri derindir, ağaçlık ve ormanlıktır. Orada korunmanın da, savaşmanın da tüm imkanları vardır. Ama devrimci hareketin tercihi Nurhaklardan yana olmuştur. Sinan Cengiller Nurhak'a gitmişlerdir. Deniz gezmişler, Nurhaklara ulaşmak için yola çıkmışlardır. Çünkü böylesine bir direnişçi geleneğin olduğu bir merkez olarak Maraş vardır. Şimdi Maraş'ın bugün içerisinde olmuş olduğu durum, politik ve siyasal durum sürekli, yani 1500'lü yıllardan bu yana bu direnişlerin tümünün büyük katliamlarla bastırılması, yenilginin bu alanda her yerde yaşatılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama şunu açık ve net bir şekilde söylemek gerekiyor ki Osmanlı kaynaklarını dahi takip edip taradığınız zaman göreceksiniz ki o kadar derin bir katliam, o kadar derin bir soykırım, o kadar derin bir baskı olmasına rağmen siz Maraş'a gittiğinizde, Maraş'ın köylerine misafir olduğunuzda o kültürel yapıyı, o sosyal dokuyu kadınların yüzünde, erkeklerin ve yaşlıların yüzünde görebilirsiniz. Bitmemişlerdir, orada tüketilememişlerdir. Şu anda Maraş katliamıyla gündeme gelen durum tam da bu yok edişi esas alan siyasal ve politik yaklaşımın sonuç almaya yönelik girişimdir ve bu konuda da aslında Cumhuriyet dönemine kadar Maraş'ın insansızlaştırılması, Maraş'ın direnişinin kırılması, Maraş'ın inansal olarak dağıtılması becerilememiş, başarılamamıştır. Maraş öyle bir yerdir ki Kürt Aleviliği denildiği zaman açacağınız ve göreceğiniz başka bir kapı yoktur. Eğer Maraş ortadan kaldırılırsa Kürt Aleviliği kavramı da derin bir yara almış olacaktır. Çünkü 30 yılın üzerinde köy köy geziyoruz. Girmediğimiz ne Tahtacı köyü kaldı, ne Çepli köyü kaldı, ne Aptal köyü kaldı, ne de bizim köylerimiz kaldı. Ege'de okunan, Cemler'de vazgeçilmez olarak okunan deyişlerin kaynağı Kantarma diye geçer. Mesam'a gidiniz, bir Mesam taraması yapınız. Virani'yi, Pür Sultan'ı, Abdal Musa'yı siz Maraş'ta görürsünüz. Yaşadığı yerde kaydı bile yoktur. Yaşadığı iddia edilen yerde derlemesi bile yoktur. Onun içindir ki nasıl ki Türkiye'de son dönemlerde moda olmuş saklı bahçe diyorlar. Bir alana gidiyorsunuz. O alanda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dar bir kapıdan içeri giriyorsunuz. O içeri girdiğiniz zaman bir bahçeyle karşılaşıyorsunuz. İşte Elbistan dedikleri yer, Elbistan'da da Kantarma dedikleri yer aslında Kürt Aleviliğinin denek taşıdır. Aleviliğin kütüphanesidir. Eğer Alevilik kendisini deyişlerle, nefeslerle ifade etmişse onu bugüne taşıyan saklı bahçe bu bölge olmuştur. Bakınız, bu bölgenin diğer bölgelerle, Alevi yerleşkeleriyle temel farklılıklardan bir tanesini söylüyorum. Mesela Ege'deki Çetli Cemlerinde Pür Sultan'dan iki deyiş,
İşte Aptal Musa'dan bir deyiş vesaire okunur. Bunun dışında eğer birisi bir deyiş okursa o cem makbul sayılmaz. Aynı beş vakit namaz kıldığım gibi birisi eğer bir duayı okumazsa o namaz geçerli değilse orada da böyledir. Ama lakin siz Maraş'a, Adıyaman'a girdiğiniz zaman eğer siz bir yaratıcı değilseniz, siz o zaman hakikat ehli de değilsiniz. Eğer hakikat ehli değilseniz, siz cem ve muhabbet ehli de değilsiniz. Onun için sazın tınısına vuracaksınız. Sazın tınısını duyduğunuz zaman kelamınızı dile getireceksiniz. Kelamınızı dile getirdiğiniz zaman orada bulunan canlar semaha duracaklar. Yani bu tanrısal bir yaratıcılığın oraya bahşedildiği bir durumdur. Bu durumu diğer bölgelerde bulamazsınız. Biraz Hübyarlarda vardır. Tokat bölgesinde, Hübyar bölgesinde de bu gelenek vardır. Oradaki dedelerin nefesleriyle cem ve muhabbet etme imkanı ve hakkı vardır. Ama diğer bölgelerde sadece belirlenmiş olan nefesler ve deyişler dışında nefes ve deyişlerle cem yürümez. Onun için kültürel doku itibariyle yaratıcılığı esas alan, dönüşümü esas alan, sürecin ihtiyaçlarını esas alan bir pozisyondadır. Diğer bir nokta ise Maraş bölgesi Alevi itikadı ve inancı için özellikle Anadolu Aleviliği diye tabir edilen sınırları belirlendiği için böyle diyorum. Yoksa Aleviliğin coğrafyası ta Hindistan'dan başlayıp Arnavutluğa Macaristan'a kadar uzanan bir coğrafyadır. Ama biz genelde Türkiye'den geldiğimiz için böyle bir tabir kullanıyoruz. Üç temel akım vardır. Bu üç temel akımdan bir tanesi devletle kimi zaman iç içe geçmiş, 1836 yılından sonra da devletle çatışmalı bir hale gelmiş olan Bektaşiliktir. Merkezi de bildiğimiz gibi Hacı Bektaş'tır bir tanesi. Diğeri de Makedonya'daki Harabati Baba'dır. İki hilafetli halifeli bir temsiliyeti vardır. Bunun temsilcileri Maraş'ta vardırlar. Maraş'ta Bektaşi tarikatından olan Aleviler yaşarlar. Nurhak bölgesi mesela merkezi, Nurhak merkezi Türkmen Bektaşi geleneğinden gelen canlarla yaşıyorlar. İkinci bir ana kol vardır. Bu da kendisini kimi zaman Kızılbaş diye tanımlayan, kimi zaman Reyahat diye, kimi zaman ocakların temsiliyeti olarak izah edilen geleneksel, otantik yaklaşımdır. Bunun da merkezi genelde pirlerimiz açısından, türbelerimiz açısından baktığımız zaman Pertek'teki ve yukarıda Hozat'a kadar uzanan bölge içerisinde Malgit'te uzanan Bersin bölgesidir. Ocakların konumlandığı merkez itibariyle. Bunların da temsilcileri, tüm ocakların temsilcileri Maraş bölgesinde vardır. Avuçan'ın vardır, Baba Mansur'un vardır, Sinemilli'nin vardır, Üryan Kızır'ın vardır, Kureyş'in vardır. Yani bütün ocaklarımızın merkezlerinde oradadır. Üçüncü bir kol olarak ise ve aslında 19. yüzyılda gelişen hakikatçi akım ve gelenektir. Hakikatçiliğin merkezi de işte Baba Mansur Ocağı'ndan ayrılıp Sivas'ın Kangal'ın Mescid Köyü'ne yerleşen Arap Oğlu'nun daha sonra Sarız Maraş üzerinden örgütlenmesiyle oluşan bir akımdır. Hakikatçilerin de en güçlü oldukları merkez Maraş'tır. Halil Öztoprak, Ali Haki, Meruli, Hacı Bayrak gibi isimlerde bu hakikatçi geleneğinin ya da ibreti, bunlar da hakikatçi geleneğinin temsilcileridirler. Bunlar da Maraş'ta kendi temsiliyetini bulmuş ve bugüne kadar da kendilerini yaşatıyorlar.
Bu alanda bu bölge Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana da saldırılara ve arındırma politikalarına maruz bırakılarak bu kimliksel yapısından koparılmaya çalışılmıştır. Ve Maraş'ın, son cümlemi alacağım, Maraş'ın temel bir yapısı vardır. O da şudur. Yonti Türkî, Yonti Kırmancı. Ana çelişki bunun üzerine kurulmuştur. Vakti Kırmancı, diyor Aronu'yu. Eğer Türksen bile, Türksen bile, eğer Aleviysen kurmazsındır. Bizim oradaki aşiretlerde, Türkmen aşiretlerinde biz Kırmancı derler, Allah Türk'tür derler. Yani onlar Türk'türler. Kürt olan, Sunni olan, yani Kürt olup da Sunni olanlara da Allah Türk denir. Yani kimliksel ayrışma bu kadar net ve açıktır. Alevi kimliğinin temsiliyeti Kürt kimliğinin temsiliyetiyle derinlemesine iç içe geçmiştir. Sunnilik de Türk kimliğinin izahatı ve temsiliyeti olarak kabul görmüştür ve kendisini böyle tanımlamıştır. Ve derinlemesine bir cümle vardır. Bir köye birisi geldiği zaman sorarlardı. Kadınlar özellikle sorarlardı, birbirlerine eğilirlerdi. Emme ne mi? Vallahi emmeyse baş göz üstüne. Herkes rahattı, kadınlar rahattı, sosyal hayatta hiçbir değişiklik olmazdı. Ama bu ne mesela herkes hazır ola geçerdi, şekli şemali değişirdi, selamı değişirdi, kadınların hareketi değişirdi. Benim gördüğüm odur ki en güç eman. Allah'a yapalım.